Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dayısı'nda yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Şimdi Natavega AVM'deyiz. Son zamanlarda birkaç defa daha gelmiştim hatırlıyorsanız. Tam kapanmadan önce, yani yasaklar muhtemelen başlayacak, onlardan önce gelip bakmak istedim ne var ne yok. Yani kapanma olursa siz tabii ki izleyip gelemezsiniz. Çok da mantıklı olmaz ama en azından yasaklar bittiği zaman gelip belli şeyleri bulabilirsiniz. Yani ben de gelmek ve bir şeyler almak istiyordum. Biraz da çekim de yapayım istedim sizler için. Umarım içeride çekim yapabilirim, güzel olur. Umarım beğenirsiniz. Bakalım neler var. Ona göre belli şeyleri alıp almayabiliriz. Ayrıca Adidas'ta da indirim vardı. Hani eşime falan da birkaç bir şey beğenmiştim. Eğer varsa bedenleri, onlardan da almak istiyorum. Adidas'a gelmişken Nike'a bakmadan buradan dönmeyelim. Randevumu aldım. Randevuma az bir vakit kaldı. Hadi şimdi içeri geçelim. Çok soranlar oluyor. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Videoları izlemeyenler olduğunu düşünüyorum. Natavega AVM Ankara'da biliyorsunuz. Nike Factory Store sadece burada var. Optimum'daki kapandı. Yere biraz uzak kalıyor burası ama ara ara gelip gitmeyi seviyorum ben bu şekilde. Hadi geçelim. Yeni moda böyle farklı farklı yerlerde ceplenmekle. Çok iyiymiş. LeBron'un kalitesi çok iyi. Fiyatlara bakın. Kaçmaması gerekiyor. Cidden iyi. AMX fiyatı da çok iyiymiş. Cidden çok iyi bence. Hepsi çok güzel.
400 liralara falan. Çok iyi. Cidden çok iyi. Denedim arkadaşlar ama aşırı dar geldi. 11.5 lazım, 11 var. Maalesef hep küçük numaralar. Olmuş. 450. Evet ama her şeyde indirim var. Aşağı yukarı her şeyde indirim var, evet. Bunlardan alacağım ben de, ne yapayım? Arkadaşlar hatırlarsanız şunu 350'ye almıştım. 180'e düşmüş. Baya baya sağlam düşmüş hepsi ya. Evet, arabaya geldik. Nike'dan ve Adidas'tan yaptığımız alışveriş. Oğluma iki tane arkadaşlar ayakkabı almış oldum. Yarı fiyatına resmen düşmüş, çok iyi. Kendime de sizlere gösterdiğim ürünleri aldım. Şöyle bir tane Nike, güzel bir ürün. Ben bunu bayağıdır almak istiyordum. Asker desenli bir eşofman, bir tane Nike Pro. 340 küsür burası tuttu. 320-330 küsür de burası tuttu. Yani totalde 670-680 gibi. Adidas ve Nike gayet güzel. Hadi arabaya geçelim, devam edelim. Hızlı bir AVM turu tarzı bir şey yaptık ve geri döndük. Arkadaşlar öncelikle Nike'den başlayayım. Ürünler gayet güzeldi. Çeşitlilik her zaman olduğu gibi Natavega'da çok iyi. Özellikle basketbol ayakkabılarına bayıldım. Kyrie 7, LeBron 18, uzun o yeni renkleri 1000 liralar civarı. Bence harika. Novo almak istedim. Hani denedim, hatta gösterdim size de. Fakat arkadaşlar sadece bir tane 45 numara vardı. Daha büyük numarası yoktu ve 45 numara bana çok dar geldi. Gerçekten çok dar bir ayakkabıymış. Hani rahat bir numara yukarı çıkmak lazım normalden. En az tabii ki. Kyrie 7 çok harika. İşte onun dışında diğer ucuz modeller de gayet güzel. Birçok şeyi de var. Ayrıca o son kalan bedenlerde de çok fazla LeBron Witness'lar var. İşte KD'ler var. 12-13 Soldier var. Bir sürü farklı ayakkabı vardı. Oralarda çok kaybolamadım. Bir de bazı insanlar hani oraları çok şey yapıyor, kurcalıyor, ediyor. Fazla oralara giremedim ama siz eğer gelme imkanınız olursa mutlaka o son kalan bedenlere bakın. Cidden uygun. Onun dışında ürünler hani fena değil ama birçok şeyde sarı etiketi yırtmışlar. Hani normalde sarı etiket var. Ya yırtmışlar ya da üstüne tekrar beyaz etiket yapmışlar. Yani hani indirimli ürünler değil. Hani eğer karantinaya girersek, tekrar kapanmaya girersek ve sonra tekrar buralar açılırsa bence bunlar tekrar sarı etikete döner ve oldukça uygun fiyatlara alırsınız bu ürünleri. Ben 3 tane aldım, güzel oldu. Hani son kalan bedenlerden buldum. Daha fazla alasım da geldi bazı şeyleri. Özellikle kapşonlu mapşonlu şeyler vardı. Onları çok alasım geldi. 500-600 liralar gibi fiyatları olanlar vardı. İşte LeBron'un yine üst şeyi vardı. Çok güzel. 669 muydu gösterdim size, hatırlıyorsanız. Hani o sarı etiket 450 falan olsaydı direkt yapıştıracaktım onu. Gayet kaliteli, kalın, güzel bir şey. Yani kış biterken de böyle bir şey almak, bir dahaki kış için alabilirdi. O yüzden çok para harcasım gelmedi. Önümde birçok almam gereken şey var çünkü. Onun dışında Nike gayet güzel. Her zamanki gibi beni tatmin etti, mutlu etti. Daha çok şey alabilirdim ama biliyorum daha indirimli fiyatlar olacağını. O yüzden çok fazla da açılmak istemedim. Adidas'a geçtim. Adidas'ta hani büyük indirim günleri falan deniyordu. Ama her şeyde en düşük fiyat güya var. Etiketler öyle gösteriyor. Ama arkadaşlar çok da fazla düşmemiş birçok şey. Sanki düşüyormuş gibi göstermişler de düşürmemişler gibi. Ve aynı etiketten yine yapıştırmışlar. 500 olanı 450'ye düşürmüşler. Uf işte dev indirim falan demişler. O yüzden onu çok beğenmedim. Ama ortada böyle 100 lira 100 lira gibi şeyler vardı. İşte 100 lira burada, 150 lira burada. Hani o ürünlerin hepsi o fiyata gibi. Bayağı uygun şeyler vardı. Bitmişti zaten, indirimlerin sonunda gelmiş oldum. Daha erken gelsem birçok şey alabilirdim. Hani kendime pek bir şey bulamadım. Eşime çok bir şey beğenemedim. Fakat oğlumuza çok güzel olmuş oldu. %50 indirimdeydi bütün bebek
ayakkabıları. O açıdan güzel oldu. Ekrem Yaman'ıma yaramış oldu. 2 adet güzel ayakkabı aldım. Güle güle kullansın. Tatlı, hoş, iyi bir alışveriş seansı oldu. Umarım güzel şeyler çekebilmişimdir. Elimden geldiğince çekmeye çalıştım ama bir yandan da zor oluyor arkadaşlar. Evet, teşekkür ediyorum izlediyseniz. Eğer gelme imkanınız varsa bence Natavega'ya bir gelin görün. Hele ki böyle erken gelebiliyorsanız harika olur. Çünkü diğer türlü çok kalabalık oluyor. Ben oldukça kalabalık olmayan bir zamanda geldim. O yüzden de çekim çok zor oldu. Hani müşteri kadar çalışan vardı. Hiç riske girmeden fazla çekmek istemedim. Böyle like'larınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Sizce değer mi Kyrie'ler, LeBron'lar benim favorilerim onlar oldu. Sizin favoriniz hangisi? React'lar güzeldi. Ha bir de Nike Air Max 2090'ı denedim. O da çok rahatmış fakat çok böyle pörtledi arkadaşlar. Yani ayağımı bastığım zaman çok genişledi. 44.5 alınca da önden dar oldu. Tam ayak numaramı ayağıma uygun bir ayakkabı gibi gelmedi. O yüzden onu da bıraktım. Yoksa onu da alacaktım. 470'lere falan düşmüştü. Çok güzel fiyattı. Eğer bunları almak isteyen, bekleyen varsa hani normalde şimdi 1300-1400'lere falan çıkıyor o yürüyüş ayakkabıları bile. Çok uyguna bulabilirsiniz. Birçok tercih var. Numarası tabii ki varsa. Genel itibariyle 45-6, 44.5-6 çok vardı. Hani büyük ayaklı arkadaşlarım zorlanabilir ama onlar da işte o duvarlardan bulabilir muhtemelen. Bu şekilde gelin şansınızı deneyin. Like yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki defalarda görüşmek üzere. Ayakkabı Dersi bugünlük out.